Sirgücü Belediye Başkanı Fikri Ökmen. İşte bilindiği gibi 29 Mart seçimleriyle beraber biz beldede başa geldik. Halkımızın ve beldemizin destekten dolayı tekrardan şimdiden işte teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu katkılarından dolayı ve başa geldikten beri işte köyün, beldenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk, baktık, inceledik ve birkaç tane karar aldık meclisimizle, çalışanlarımızla. Bundan bu kararlarımızın arasında birinci derecede taşımacılık, ikincisi bir tane beldenin ihtiyacı olan kırıcı, kepçe. İkincisi işte yollarımızın durumu. Yolların durumu bilindiği gibi işte darıcık yollarımız var. Gelen yönetimler, kim gelmişse işte oy kaygısıyla, işte oy kaybedecek kaygısıyla yollara dokunulmamıştır. Bizim bu tür kaygılarımızın olmamasından dolayı ve olmayacak da halkımıza layık hizmetler neyse, ne tür hizmete değer ve layıksa biz dedik bunu yapacağız ya, yapalım dedik. Şu anda yol çalışmalarını başlattık. Bilindiği gibi işte imar planımız var. İmar planımızda 24 metrelik yolumuz var. Biz bu 24 metreyi 18 metreye indirdik. 18 metrelik yol açacağız. Köprü başından meydana kadar şu anda planımızda, projemizde o var. Gidişli gelişli olacak ve her iki taraftan da yol çalışmaları olacak şekilde en az 17-18 metreyi bulacak şekilde çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda işte başta halkımız ve çalışanlarımızla herkese bu konuda teşekkürlerimi sunuyorum. Birinci derecede ilk önce vurduğumuz Recep Erol, belde sakinlerimizden biri. İlk önce onun tarlasına vurduk. Onun katkılarından dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum ona. İkincisi dediğimiz gibi kırıcı aldık. Kırıcımız da şu anda faal durumda, çalışıyor. Zaten yolumuzun genişletilmesinin amacı da birinci derecede kırıcımızın oluşuyla, kendi katkılarımızla, hiç kimsenin, ne özel idarenin, ne kaymakamlığın, hiç kimsenin katkısını beklemeden, almadan, halkımızın öz gücüyle, beldemizin ve belediyemizin öz kaynaklarıyla bu imkanlara sahibiz, bu imkanları yapıyoruz. İkincisi otobüs, üçüncüsü. Şimdi otobüs bilindiği gibi bizim beldenin yıllardır taşımacılıkta bayağı sıkıntıları vardı belde halkının. Belde halkı minibüsçilerle, bizim beldenin minibüsçileri vardı. İşte 20-30 kişiyi bir minibüse sığdırıp Diyarbakır'a, Savur'a, Mardin'e taşır durumdalar. Şu anda biz dedik ilk etapta bir otobüsle bu acil olan ihtiyacı giderelim ve giderdik. Şu anda Savur'a çalışıyor. İleriki dönemde kısmet olursa ve ihtiyaç var, belde halkı buna sahip çıkarsa, belde halkı bunu bizden istediği takdirde Diyarbakır'a ve Mardin'e de bir tane otobüs getirtmeyi düşünüyoruz. Yalnız beldemizin ve belde sakinlerimizin destekleriyle, onların ihtiyaç duyulduğu zaman, onlar önerilirse, önerseler biz alırız onları. Her şeyi biz gücümüzü halktan alıp da bu kaynakları yaratmaya çalışacağız. Birinci derecede işte
budur öncelikli çalışmalarımız. Dördüncüsü şu, 3 senedir beldeye su çekilmiş İller Bankası tarafından. Yaklaşık 750 milyarlık bir borcumuz var şu anda. Hiçbir ücret, hiçbir maddiyet alınmadan bu hizmet veriliyor. Biz bu hizmeti ücrete tabi tutmak istedik. Bir iki ay içinde bu su sayaçları ücrete tabi tutulmak şartıyla biz bir meclis kararı aldık bunda. Ton başına 400 YTL, 400 kuruş olmak şartıyla ton başına cüzi bir rakam. Yani bir ailenin aylık kullanabileceği en fazla 10 ton. 10 ton bile kullansa, 20 ton bile kullansa 8 YTL yapıyor. 8 YTL'de halkımızı, insanımızı inciltmeyecek kanıtındayız. Ama belediyemize ve kurumumuza büyük katkılar sunacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir de bilinçsiz tüketimi de, israfı da önleyeceğiz. İsrafı önleyebilmek için zaten büyük hedefimiz o. Şu anda yaklaşık 2 aydır su sıkıntısı çekiyoruz. Sulamaların oluşuyla sulama yapılıyor. Belediyenin suyuyla. Bunların önüne geçirebilmek için belirli kısa az bir ücret. Halkımızı asla inciltmek istemiyoruz ama ona yönelik de bazı tedbirler almasını istiyoruz. O şekilde bir çalışmalarımız var. Teşekkür ederim. Bir de sanırım yeni sağlık ocağının yapılması için arsa alınmış. Doğrudur. Biz şimdi şu şekilde, ben ilk günü mazbatımı aldığım gün, ikinci, üçüncü günü gittim kaymakamla tanıştık. Şimdi kaymakamla tanıştığımızda ben kaymakam beyden talep ettim, sağlık ocağını talep ettim. Kaymakam beyin bana verdiği cevap şu. Dedi ki işte başkanım, git kendine arsa bul, benim arsaya verecek param yok. Arsa bul, ben sana bir tane sağlık ocağı yaptıracağım. Ve geldim, halkla toplantılar yaptım, arayış içine girdik. Bir tane arsa buldum. Arsayı buldum ve bu şekilde. Arsa, 3 dönümlük bir arsamız var. Arsayı temin ettik, 30... ...35 milyarlık bir arsa temin ettik. Bu arsayı Sağlık Müdürlüğü'ne hibe ettim. Ve şu anda çalışmaları devam ediyor. Proje bitme aşamasında. Proje bitme aşamasında Bayındırlık'ta en geç 10-15 güne kadar çıkacak. İhaleye verilecek. 3 katlı bir sağlık ocağımız olacak. 2 katlı sağlık ocağı olmak şartıyla 1 katta lojman. Yani 4 dairelik bir lojmana sahip olacak. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Şu anda aşama bitmiş aşamasındadır. En geç bir aya kadar ihalesi yapılıp başlanacak. En son çalışmamız, şu anda arsa, bir tane arsa temin ettik. Bir arsa temin ettik. Kilit parke taşı, pireket ve kaldırım taşını üreteceğiz beldemizde. Bununla yönelik bir çalışmamız var. Önümüzdeki hafta atölyeyi, şantiyeyi kuracağız ve bayramdan sonra kilit parke taşına sahip olacağız. Kendi imalatımız, pireket imalat edeceğiz. Kendi imalatımız. Teşekkür ediyoruz Sayın Fikri Ökmen. Sürgücü.com olarak. Ben teşekkür ederim.